İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Ülke gündemi yoğun, fokur fokur kaynıyor resmen. Dünden beri biliyorsunuz altılı masayla yatıyorlar, altılı masayla kalkıyorlar ve bugün de zannedersem açıklamada bulundu. Bize dayatma yapılıyor diye Sayın Meral Akşener ve altılı masa şu anda beşe mi düştü diyoruz eğer Meral Hanım ayrılırsa. Çünkü Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olmalı en çok sağlam adaylar diye bir takım açıklamalarda bulundu. Malumun ilanı belliydi, hoşnutsuzdu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok sıcak bakmıyordu Meral Akşener. Çok siyaseti sevmemekle birlikte yalnız şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli Meral Akşener'in İyi Parti'yi kurarken siyaseten boğacak ve izin vermeyecekti ki biliyorsunuz kurultaylarını bile düzenlemeleri olaylı oldu. Tarih arenasına girme yani siyasi arenaya katılmasında bence Kılıçdaroğlu'nun çok büyük katkıları var. Bir manevra ile milletvekillerini İyi Parti'ye sokarak onların meclise girmesini sağladı. Böyle bir gönül borçları var aslında. Sayın Meral Akşener'in aslında yaptığı birazcık ne derler vefasızlık gibi bence. Çünkü yani tamam bilmiyorum çok da anlamamakla birlikte ama siyasi denklemde Kılıçdaroğlu birçok manevra ve hamle yaptı diye düşünüyorum. Çünkü belediye başkanlarının seçilmesinde bu altılı masanın kurulup bir konsorsiyon oluşmasında yani çok etkili olduğunu düşünüyor. Yani nasıl olur da bir anda böyle tam son dakikaya gelmişken daha önce aklın neredeydi demezler mi? O kadar gittiniz geldiniz görüştünüz hatta imza bile attın sonrasında şimdi bugün çıkıp dayatma yapıyorlar deyip reddediyoruz deyip bir sürü bir şeyler söyledi. Bence seçmende muhalif seçmende bir hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum. Çünkü bu birleşmeye bu hani Erdoğan karşısında, Sayın Erdoğan karşısında bu bütün muhalefetin birleşmesine muhalif kesimin ihtiyacı vardı. Maalesef olmadı. Yeni denklemler kurulacaktır eminim. Aslında çok da karamsar bakmamak lazım muhalefet açısından. Çünkü sağ seçmenin çekingeleri vardı. Şimdi sağ seçmenin tek başına kalması demek bir nevi Erdoğan'ın oylarının bölünmesi demek. Her an her şey olabilir. Çok renkli, çok değişik ve çok umulmayanın umulacağı, beklenmeyenin bekleneceği bir seçim sürecine gireceğiz diye düşünüyorum. Bakalım ülkemiz ve milletimiz için ne hayırlıysa, bizim için nasıl hangi formül hayırlı olacaksa onun gelişmesini dilerim hepimiz için. Umarım hayırlısı olur. Ama konuşuluyor. Çünkü kanallar Meral Akşener işte altılı masadan ayrıldı. Ya işte hatta nezaketsiz, siyasi bir nezaketsizlikle altılı masanın dışında Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'a çağrıda bulunuyor başkan ol diye. Onların kabul etmesi de yani CHP'den seçilip de Meral Akşener'e geçiyor olmuşsa nasıl bir siyasi nezaketsizlik olur? Bizim halkımız biraz da duygusal bakar böyle şeylere. İhanet edene, ne bileyim ya da böyle satışa getirene güven duymaz diye düşünüyorum. Şimdi sen bunca zaman altılı masa diye durdun bir anda masayı dağıttın. Sonra ne bileyim başka bir partinin içindeki adamı oradan alıp başkan seçmeye kalkarsan onlar da hadi eskaza kabul etti diyelim. Bu bence Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın ekmeğine tereyağı sürmek olur diye düşünüyorum. Yani şu anda muhalefet kesin çalkalanıyor. Bakalım takdir halkın tabii ki, halkın feraseti, halkın duyarlılığı başka bir şey arkadaşlar. Hiç umulmadık şeyler de gelişebilir diye düşünüyorum. Hayırlısı neyse ülkemiz için o olsun. Bakın bu kadar büyük bir ekonomik krize, bu kadar büyük bir deprem felaketinin yaşanmasına, ağır bir faturaya yani bir de siyasilerin denklem kuramaması bizi gerçekten kaosa götürür. Dilerim böyle olmaz. Dilerim bir uzlaşma, anlaşma ve kişisel menfaatler değil de ülkenin menfaatlerini düşünerek hareket ederler diye umut ediyorum. Dedikten sonra biz renkli konularımıza geçelim anacığım. Evet, Ebru Gündeş. Çok enteresan. Ebru Gündeş biliyorsunuz 10 yıl birlikteliği varmış Reza Zarrab'la. O kadar yaşadım onlar ya sanki daha kısaymış gibi geliyor bana.
Ebu Gündeş kendisine velayet davası açan eski eşi Reza Zarrab'a kızları Alara'nın kişisel ilişkisinin kaldırılması için karşı dava açtığı ortaya çıktı. Ve bu gelişmenin ardından 48 yaşındaki şarkıcının da kendisinden 9 yaş küçük eski eşinin, ya bunlara ne gerek var aslında, haberden okuduğum için bu sürekli bu yaş farkını belirtilmesi de bana böyle bir haber yapan kişinin, sanki bugün de şu tanımıyoruz ya da Reza Bey'in yaşı çok mu önemli, bunu belirtmişler haberden okuduğum için şu anda değiniyorum. Çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurdu ortaya çıktı. Velayetin değiştirilmesi davasının yeni duruşması Beykoz Adliyesi 2. Mahkemesi'nde görülmüş. Gizlilik kararı olan dava Mayıs ayına ertelenmiş. Mayıs ayında neticeye bağlayacaklarmış. Reza'nın muhtemelen avukatları ilgileniyordur ama Ebru Gündeş kızının velayetini alır diye düşünüyorum. Çünkü aldatma ve biliyorsunuz Reza Bey'in bagajı dolu, ülkesinden firari birisinin zaten burada gelip kızını nasıl bir görebilir ki? Buradaki mahkemelerin Ebru Gündeş lehine bir karar vereceğini düşünenlerdenim ben. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Bu arada yeni bir televizyon kanalı da kuruldu. Yine muhalif açısıyla bakan Sözcü gazetesinin, Sözcü'nün televizyonu da açıldı. Başarılar diliyoruz Sözcü'ye. Şahan Gökbakar çok hiç gözünden bir şey kaçmıyor. Bir komedyenin sivri zekası diyelim. Hakikaten benim de ilgimi çekmişti. Logolarına takılmıştım böyle. SZC'yi böyle bir renkli bir panonun içerisine koymuşlar. Çok düşünülmeden tasarlanılmış bir logoları var. Ve Şahan Gökbakar da Twitter hesabından şöyle bir paylaşıda bulunmuş. Sözcü TV açılmış, hayırlı olsun, ömrü uzun olsun da Legosu deterjan Legosu gibi olmuş ya demiş. Hakikaten katılıyorum. Hani amaç temiz medya ve temiz yayıncılık anlayışını vurgulamaksa güzel. Gülücük koymuş. Yolu açık olsun demiş. Gerçekten de ekranda yansır mı bilmiyorum ama şöyle büyütürsem, şöyle çevirebiliyor muyum bakayım bir? Evet. Evet şöyle bakın. Şu Sözcü'nün ışık yansıyor gerçi. Şuradaki de ABC deterjan var ya, aynı resme de yok gerçekten. Onu da bulmuş, yan yana yapıştırmış. Yani daha düşünülerek tasarlanabilirmiş. Şöyle ışık çok parlıyor. Yani çok renk cümbüşü bir logo olmuş. Yılmaz Özdil'i beğenirim ben gerçi. Severek de takip ediyorum. Ama Şahan da ince bir şey yakalamış. Hayırlı uğurlu olsun. Yani değişik seslere, değişik önerilere, fikirlere ve bakış açılarına ekranın her zaman ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Hiçbir şeyde önyargıyla yaklaşmam ben. O yüzden ne derler? Başaran kazansın, başarılı olan kazansın. Yine gündemde magazinin iki konu çok konuşuluyordu. Onlardan bir tanesi Eda Ece. Eda Ece'yi beğeniyorum. Tatlı bir kız. Özellikle de Yasak Elma'daki o güler yüzü, esprileri, aptal sarışın, biliyorsunuz severiz biz. Aptal sarışınları. Aptal sarışın karakterini oynuyor diyelim. Eda Ece bu depremde de makyajsız, natural haliyle de takdirleri topladı. Çünkü diğer tüm meslektaşları ve ünlülerimiz full makyajla katıldıkları programda en sade ve natural makyajsız haliyle olması bir kesim tarafından takdir edildi. Ben aslında bu detaylara hiç takılmayanlardanım. Çünkü bir insan nasıl düzgün görünüyorsa, nasıl kendini iyi ifade ediyorsa her durumda o şekilde olmalı. Ama yerine göre. Makyajın bile yerine göre yapılabilmesi çok önemlidir arkadaşlar. Yani makyajsızlık bir meziyet değildir. Yani atıyorum cenazeye kırmızı rüş sürüp gitmezsin. Ya da ne bileyim fön saçlı kabarık saçlarla gitmezsin. Ama cenazeye bile giderken ne bileyim temiz, pak, ne bileyim ona göre bir kıyafet, ona göre bilmem varsa lekeni kapatabilirsin. Makyaj demek sadece boyanmak demek değil. Varsa yüzündeki kusurları kapatabilirsin. Makyaj zaten kusurları kapamak tekniği bence. Yani güzel olmaktan ziyade diye düşünüyorum. İnsanın kendini nasıl iyi hissedeceksin ya da nasıl kendini düzgün hissedecekse o şekilde olmasını ben yadırgamıyorum. Bana çok şey uçuk geliyor böyle, hani makyajsız, makyajlı olanların eleştirilmesi. Ha dozajı, şekli, makyajın duruşu eleştirilebilir. Ne bileyim Seda Sayan gibi kaynana topuzu yapıp ya da ne bileyim çok gece makyajı yapıp da bir yardım şeyine, gecesine katılınmaz. Okey, ama hafif bir pudra, ince bir cildini kapatıcı kullanmakta ya da ne bileyim derli toplu görünmekte sırıtmayan silik bir makyajda da bence bir sakınca yok diye düşünüyorum. Neyse, konumuza dönecek olursak Ece
depremzedeleri ziyaret etmek için Ankara'ya gitti. Ankara'daki hastanedekileri mi ziyaret edecek acaba? Olabilir ya da oraya gelen depremzedeleri. Önce Anıtkabir'i ziyaret eden oyuncu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yazdıklarını okurken hakikaten videosunu da izledim. Tir tir titriyor, sesini de yansımış. Heyecandan okurken bayağı bir ne derler, heyecanlı, titreyerek okudu Eda Ece. Dur bakayım, Eda Ece ile ilgili Kelebek'teki haberi de sizlerle paylaşayım. Bir saniyenizi Recai Kutan diyerekten, eğer silmediysem, ki bazen şey yapıp siliyorum arkadaşlar. Neyse, zaten özeti bu şekilde. Kendisi de heyecanlandığını dile getirmiş. Heyecanlandığı için birazcık ne derler, sesinin titrediğinden, sosyal medyasından o görüntülerden sonra bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş. Sesim titredi, evet çok heyecanlandım, çok Atatürk'ün huzurunda olmak gerçekten, orası da hakikaten mistik bir yer mi? Edacı'ya hak veriyorum, Anıtkabir'de olmak da insana böyle bir enerjisi çok farklı arkadaşlar. Bir iki kez gittim, insan kendini tuhaf hissediyor. Yani büyük bir liderin anıtında olmak, ne bileyim, ülkemizin kurucusu, önemli bir insan. Gerçekten orada olmak da başka bir duygu. Eda Ece de demiş ki, Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, sevgili atamızın huzuruna çıkınca bugün bütün bu dolmuşluğumla gözyaşlarımı tutamadım. Böyle duygusal bir ay geçirirken Anıtkabir'de olmak çok iyi geldi. Atam bugün deftere sana yazı yazarken ellerim titredi. Kelimelerimi zor nokta koydum. Emanetine iyi bakıyor muyuz diye düşündüm. Bu güzel ülke için sana minnettarız. Emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatacaktır. Bizler buradayız. Huzur içinde uyu atam. Her şey tekrar iyi olacak. El birliğiyle demeyiş. Dediğim gibi kendisine katılıyorum. Orada bir insana heyecan geliyor gerçekten de. Ben de çok seviyorum Atatürk'ü. Ve onun ne kadar felsefesinin yaşadıkça sahici olduğunu bir kez daha görmekten, yani ta 100 sene önce düşünmüş arkadaşlar, yani 100 sene önceki aklın bugünleri görüyor olabilmesi büyük bir deha olduğunu gösteriyor. Çok şey borçluyuz kendisine ve tabii ki paşa balkona geldi. Oğlum kasıtlı mı yapıyorsun anneciğim? Uyudun. Tam çekim yapacağım zaman mı aklına geliyor? Hadi git de gel. Donan Z yalnız buz gibi. O kapıyı açınca bir soğuk arkadaşlar. Evet, Eda Ece'yi kutluyorum arkadaşlar. Son derece modern, düzgün bir kız. Yerine göre de hareket ettiğini düşünüyorum. Kaliteli oyuncularımızdan. Evet, onunla ilgili haberler bu şekildeydi. Gülben Ergen tweet atmış, demiş ki yardımlar bitmedi. Hani yardımlar azaldı diyenlere herhalde. Yeni başlıyor demiş. Hayata geri dönerken yüreklerimiz cenaze evi unutmayalım. Birlik ve seferberlik için yardım edemezsen edeni destekle. İyiliği yaptıysan iyiliği yapana önünü aç. İyilik yapmadıysan iyilik yapanın önünü aç. Sen enkazın altında umudunu kaybedenlerden daha üzgün ve öfkeli olamazsın demiş. Çok haklı. O da bu biliyorsunuz çocuklar için okullar açıyordu. Onların etkinliklerinde yer alıyordu. Öyle bir şeylere, o deprem bölgesinde yine okullarla ilgili bir çalışma yapacağından da bahsetmişti. Yani bir de çok enteresan tweetler görüyorum. Twitter'da takip ediyorum. Bir kullanıcı demiş ki Antep fıstığının kilosu 520 lira olunca sosyal medyada kullanıcıların izahı olmayan şeyler mizahı olur demiş. Ve benim ülkemde yetiştiriliyor bu fıstık, kusura bakmayın gülemiyorum. Önceden ucuz olan şeyler çerez parası diye bir tabir vardı. Şu gelinen durum içerisinde 520 liraya kim alıp yiyebilir? Acun'un yayınını arayıp bağışları 50 milyona birden arttıranlar hariç demiş. Gerçekten hani diyoruz ya arkadaşlar, bir kesiminin sıkıntılarını anlamıyor. Ya elimizde 8500 lira versinler İstanbul gibi bir yerde. Ne çerez yiyebilirsin, ne et yiyebilirsin. O 8500 lirayla önce kira ve faturalarını ödersin. Kalırsa işte 3-5 kuruşta onunla da kıt kanaat, ne yiyebiliyorsan onu yersin. Gerçekten öyle hani her şeyinden eksik kalmadan sebzemi alayım, etimi alayım ya da ne bileyim minimum ne seviyorsanız
bunların hepsini tüketeyim derseniz gerçekten bu paralarla 10 binle 15 binle bile imkansız diye düşünüyorum. Paşa çabuk içeri giriyorsun. Üşüdüm anneciğim. Sen de numara yapıyorsun bak. Çişin de yok seni. Açtırıyorsun o kapıyı bana numaradan. Hadi sana kırgınım zaten. İçeri. Paşa'ya niye kırgınım bu arada? Ay zannedersen bazen iyilik yapmak bile bir şey biliyor musunuz? Allah iyilik yapmayı bile nasip etmeyebiliyor. Bir kuş geldi, o kadar da güzeldi ki balkonumun camına, önüne böyle o şey düz kısma kondu. Bir bakıyor böyle, dedim herhalde aç. Hemen biraz ekmek ufaladım ama benimkiler pirana şeytan bekliyorlar. Ondan sonra ona dedim herhalde aç ki geldi burada bekliyor, oraya hemen böyle ekmek yayacaktım. Ondan sonra bekledi de biliyor musunuz? Ekmekleri böldüm, tam koyacağım, sen paşa fır bir geldi, onu korkuttu, kaçırdı. Dedim o ekmekler de orada kaldı, iyilik yapmak bile nasip olmadı dedim senin yüzünden. Yani vallahi her şey nasip, kısmet. Yani Allah izin vermedikten sonra iyilik de yapamazsınız anacığım. İşte bugünler çok değerli, o yüzden iyilik yapabiliyorsanız varsa, yoksa zaten kim ne yapabilir? Şimdi bazıları diyor ki yani şimdi siz memur diyorlar ya, hani mesela atıyorum 10 bin lirayla İstanbul'da geçinip kira veren bir memura ne yapmasını isteyebilirsiniz? Ya da bir düşük gelirli çalışanlardan ne yapabilir? Zaten kendisi zor geçiniyor. Yani bir sonraki aya borç bırakmadan geçirebiliyorsa ne âlâ yani. Bu insandan çok şey bekleyemezsiniz ama ne bileyim, bu kadar büyük paralar kazanan insanların birazcık elini taşının altına koymaları gerekli diye düşünüyorum. Bu ülkeye bunu sorumlular diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum siz ne dersiniz. İlginç haberler yine Twitter'dan notunu almışım. İsveç'ten deprem bölgesine yardım amaçlı ücretsiz gönderilen çadırların üzerine çadır satan Kızılay'ın kendi etiketlerinin yapıştırıldığı ortaya çıktı demiş. Yalnız ne kadar çadırları bile havalı arkadaşlar. Çok böyle neredeyse kapısı mapısı böyle bir bina şeklinde bir çadır yapmışlar. Yapınca yapıyorlar yani, işte çok güzel. Keşke bu çadırlardan hepsi, ya bugün de gene fırtınada çadırların uçtuğunu görüyoruz. Birkaç gün önce yandığını görüyoruz. Diyorum ya, negatif enerjinin olduğu yerlerde felaket de üst üste geliyor. Bakın deprem oluyor, bir daha üstüne oluyor. Hani insan hastaneye gider, bir hastalığı çıkar da peşinden bir hastalık daha çıkar ya. Ya zaten evsiz barksız kalmışlar, orada çadırlara sığınmışlar, sen bir de yangın çık, elin belin yansın. Aynı bu hesap. Bugün de fırtına çıkmış, çadırlar uçmuş. Yani çadır bile çok görülüyor bir nevi. Allah'ım ya, yani affet ama hani işte negatif enerji dedikleri de böyle bir şey peşi sıra çekiyor. Çünkü negatif enerjinin yoğunlaştığı yerde insanın titreşimi düşüyor. Titreşiminiz düştü mü geçmiş olsun. Öyledir ya, mesela hesapta olmayan paralar bir gitmeye başlayınca içeriye girersiniz. Bir de geldi mi de gelir ya. Hakikaten deneyin arkadaşlar. Geldi mi gelir. O yüzden hep cüzdanınızda bir mayanız olsun. Sıfır böyle kalmasın. Maya çok önemli arkadaşlar. Yani geldi mi geliyor, hani çok, zenginliğe daha zengin olun. Çünkü onun rahatlığı içerisindedir. Titreşim seviyesinde oraya dengelemiştir. Bir şekilde bir yerlerden çıkar çıkar gelir. Yani zenginler çok akıllı olduğu için zengin değil. Titreşimleri yüksek olduğu için zengin. Aynı bu açıdan bakacak olursak da işte motivasyonunuz düştüğü zaman, karamsarlığa bir kapıldığınız zaman da üst üste yağmur gibi gelir mi ya? Çok üzüldüm ya. Düşünseniz evsiz, barksız kalmış. Çadırda tepesinden uçmuş gitmiş. Kimisinin işte biliyorsunuz yandı elleri. Çabuk içeri gidiyorsun paşa, göz damlası geliyor. Hemen geliyor göz damlası. Hiç oyunun sırası değil. O topu dalıyorsun, içeri gidiyorsun. Bak dayak geliyor. Çekim bitene kadar gidiyorsun oğlum. Bölmek istemiyorum. Kesip yapıştırınca da kötü oluyor aynı yerden. Ay iyi işte, orada böyle alengirli işler oluyor. Ev ortamındayım. Artık arkadaşlar idare edeceksiniz. Dediğim gibi birlik ve beraberlik günlerinden geçiyoruz. Dün ne demiştik? İlber Ortaylı, Naci Görür Hoca'yı kameraların böyle biliyorsunuz kapandığını düşündüğü kısmında sunucuyla konuşmaları ekrana yansıdı. İşte Naci Hoca daha iyi dedi Celal Hoca'dan. Deprem konusunda dedi. O da işte kötü niyetle söylememiştir belki de. O bölgeyi daha hakim, daha iyi biliyor gibisinden demek istemiş olabilir. Ama hafif bir fitnelik var mıydı ne bilemedim. Bu haberlerin de yayılması üzerine bir açıklamada bulundu İlber Ortaylı. Dünkü videoda demiştik biliyorsunuz. İsterseniz dünyanın en bilgin insanı da olsanız, anacığım bu fitnelik işleri her yerde var bir kere. İlber Ortaylı üzülmüş olacak ki Celal Hoca'yı da kırmamak adına şöyle bir paylaşıda bulunmuş. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Celal Şöngör, Fuat Köprülü'den sonra Rusya Bilimler Akademisi'nde seçilen ilk Türk'tür.
bu jeoloji dalında Avusturya Bilim Akademisi'ne içinde aynı şey geçerlidir. Zaten jeoloji dalında Avrupa'da büyük ödül aldı. Bu ödül jeoloji dalında Nobel'i demektir. Amerikalı Bilim Akademisi, Avrupa Bilimler Akademisi ve Sırbistan Bilimler Akademisi üyesidir. Fransızcayı Kol Fransız'dan ders verecek kadar iyi bilir. Rusça da iyi bilir. Dünya onu tanımasına rağmen hiçbir zaman Türkiye'yi ve teknik üniversiteyi bırakıp gitmeyi düşünmeyecek kadar da vatanseverdir. Türk bilim tarihini Türkiye kütüphanelerinde yazma eserler arasında onun kadar takip eden bir Türk doğabileceğini tanımıyorum. Fuat Sezgin gibi aynı şekilde zamanında dışarı kovalanan bir hocayla en çok o mesaj halindeydi. Kazım Çeçen hocayla en çok teşriki mesaide eden profesörlerden biridir. Fuat Köprülü ve Halil İnancıklı hocayla kendisine döşenecek kadar hayran. Geçenlerde yaptığım TV programında sohbet yarıda kesildiği için benim Cerrah hocayı ilmiyle değerlendirdiğim zannedilmiş. Sohbetin tamamı dinlense konunun son depreme dair alanım dışında bir yorum olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Celal Şengör'ün hem Türkiye hem de dünyada bulunduğu konum tartışılmazdır. Celal Şengör, Türkiye'de varlığıyla övündüğüm ulusal kıymet hazinemiz, en önemli simalardan biridir. Tekrar kamuoyuna duyurmak isterim demiş. Bir nevi özür gibi yani. Tabii ki Celal Şengör Hoca çok değerli. Naci Görür Hoca da çok değerli olabilir alanında ama artık Celal Bey hocalar hocası yani. Böyle bir şey söyledi, artık iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Söylentilerden sonra da İlber Ortaylı'dan böyle bir açıklama geldi. Bugün Doğukan Manço, Barış Manço'nun oğlu arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta hızlı konuşuyorum ve bazen dilim dolaşıyor. Sonra kelimeleri de yanlış kurunca bir tek kelimemden çıkan takipçilerim var. Siz ne diyorsunuz? Öyle demeyin. Bir tek kelimeyi dönersin mi dönmez misin dedim diye takipten seni çıkıyorum diyen bile vardı arkadaşlar. Artık yani yüklendim, misyona bakar mısınız? Hayatım boyunca hep hızlı oldum, biliyor musunuz? Uyuşuk ve yavaş insanları sevmem. Bu biraz benim hem konuşmama hem iş yapmama da yansıyor. Bazen başıma da işler açmıyor değil. Mesela mutfakta da çok hızlı hareket ederim ben. Yani seriyimdir. O hızım bazen bazıları tarafından çok takdir edilir. Hemen girer 3 çeşit yemeği bir anda bir saatin içinde şak şuk hemen çıkartırım. Ama çok hızlı hareket ettiğim için de dirseğimi vururum, bir yerimi çarparım. Böyle ufak tefek iş yaptığım işle alakalı küçük minik kazalarım da olmuyor değil. Okurken de aynı kazalar oluyor hızlı okuduğum için. Affınıza sığınaraktan tekrar ediyorum. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgesine giden ve depremzedelere yardım çalışmalarına katılan usta sanatçı Barış Manço'nun DJ oğlu Doğukan Manço 16 gün kaldığı bölgede yaşadıklarını anlattı. Dördüncü günden sonra etrafa boş boş bakmaya başlıyorsunuz. Ama orada yardım edebilmek için psikolojimizin güçlü olması gerekiyordu. Depremzedeleri ziyarete gittiğimde çadırlarda bize çay ve kahve ikram ediyorlardı. Çünkü ellerinde tek varlık oydu. Orada para geçmiyor. Aramızda değişik duygusal bir bağ oluştu demiş. Takdir etmek lazım ya. Gerçekten bir oyuncumuzu daha yani sırtında çuval taşıyor. İşte ne biliyor musunuz? Bir fırsat. İyilik yapabilmek, yardım yapabilmek için çok güzel bir fırsat arkadaşlar. İyilik yap denize at, o kadar doğru ki ya. Yap iyiliği Akdeniz'e, çıkar bir gün karşında Akdeniz'e. Evet, yani ben seviyorum bu çocuğu. Babasının oğlu. Yani birilerinin yaralarını sarmaya koşabilmek, birilerine yardım ediyor olabilmek. Aslında kendimize hizmet etmek, kendimize yardım etmek. Diyorum ya, en çok o bölgede olanları ve o bölgede bir şeylerin ucundan tutanları çok kıskanıyorum. Bir de anlatıyor, oradaki ceset kokusundan bahsettiği, salgınların olduğundan bahsettiği, hatta 6.4 depreme yakalanmış o bölgedeyken ve oradan geldikten sonra o psikolojiyi de anlatıyor, depremi yaşayan insanların ne tarz bir psikolojide olduğunu. Ayak sallansa tedirgin olmaktan, işte masayı tuttuğundan, simetriye bir şey dengesiz olunca acaba deprem mi oluyor
İnsan tabii ki haliyle o kadar büyük yıkımın içindekiler kadar olmasa da deprem yaşayan insanlarda psikolojik böyle bir takım travmatik şeyler yaşanmaya başlıyor. Hepimizde oluyor. Ben bile avizeye bakıyorum. Zaten benim sallanıyor anacım evim. Rüzgarda bile sallanıyor ki düşünemiyorum. Yani Allah hepimizi korusun. Sonumuzu hayreylesin. Zeynep Bastık. Ben bu Zeynep Bastık'la dünkü kızın adı neydi? Melek Mosso'yu bir karıştırıyorum niyeyse. İkisi de ufak tefek, tipleri de birbirine yakın. İkisinin niyeyse ben Zeynep Bastık ve o Melek Mosso'yu bir aynı geliyor bana, yani çok benzetiyorum. Ona dair bir haber var. YouTube kanalında yayınladığı klipte alkollü içecek reklamı yaptığı gerekçesiyle 155.700 TL ceza kesilmiş. 10 milyon izlenmesi olan videoda yayından kaldırılmış. Yani bu affedersiniz, odak noktamızın bu kadar farklı olduğu bir gündemde kim onu bulmuş da ihbar etmiş de onu kaldırmış, nelerle uğraşan insanlar da var. Çok enteresan. Bilmiyorum, o klibi izlemediğim için şimdi yorum yapsam yanlış olur. Demet Evgar, önceki gün kardeşi Yiğit Evgar'la bebekle kahvehanede herhalde otururken röportaj mı vermiş? Deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade eden oyuncu şöyle konuşmuş. Sosyal medyayı takip etmiyorum. Sonuçta evde bana muhtaç bir bebek var. Anne olmak da çok zor gerçekten. Çünkü annelik, hele bir video izledim. İki çocuğundan birisinin seçim yapmak zorunda kalıyor bir anne. Koreli mi? Karda böyle bir tanesini itiyor. Anne beni bırakamazsın diyor. Diğerini sırtında kurtar. Çünkü ikisiyle devam edemeyecek. İkisini de kaybetmiş olacak. Birinin hayatını kurtarabilmek için birinden vazgeçebilmek. Annelik böyle bir şey. Yani deli saçması bir bağ. Yani ben tamam bilemem, bir anne kadar iyi hissedemem ama ne bileyim, kendinden vazgeçebilecek kadar bir canlıyı seviyor olmak herhalde annelik duygusuna en yakın duygu olabilir. Köpeklerime bazen gözündeki bir üzüntü ya da yaşadıkları bir ne bileyim rahatsızlıkta canımı verecek kadar endişeleniyorum onlar için. Yani bunun kim bilir kat kat ne kadar daha üst duygusudur annelik, ki herkes de anne değil tabi. Annelik yapan, o duyguya sahip olanlar için söylüyorum. Doğurup çöpe atan da var yani. Bu duyguyu gerçekten içinde, hücrelerinde hissedenlerden bahsediyorum. Demet Hanım'a da hak veriyorum. Bir bebeğim var demiş. Fakat o kederi hissetmemek mümkün değil. Olabildiğince yüzümü umuda çevirmeye, ne yapabilirim demeye çalışıyorum. Psikolojik olarak hepimiz enkaz altındayız demiş. Gerçekten bir kesiminde çok hasta insanların, kalp hastası insanların, ne bileyim yeni doğum yapmış insanların sosyal medyaya bu kadar sık girmemeleri lazım. Öyle görüntüler var ki izleyincesi etkisinde kalıyorsun. İster istemez mesuliyetleri olan insanlar için zor yani. Eğer ki de dediğim gibi bir rahatsızlığı varsa, küçük bebeği varsa, bunları da izleyip etkilenirse ona bakmakta ya da yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir göz gezdireyim bakayım. Pınar Altuğ ile ilgili bir haber var. Çok ona da güldüm gerçi. İnsanlar nelere takılıyor. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'a bir pantolon almış ve katıldıkları düğünde Yağmur Atacan'ın pantolonu eleştiri konusu olmuş. Boyunu kısa gösterdiğinden bahsetmişler. Ve de o pantolonun yakışmadığını falan sosyal medya yıkılmış. Yağmur Atacan'ın pantolonu yorumuna da Pınar Altuğ biraz sinirlenmiş. O pantolonu ben aldım falan demiş zannedersem. Ama zaten ben Pınar Altuğ'da çok öyle aşırı uzun boylu bir kadın olmadığını düşünüyorum. Belki 3-5 santim kısa olabilir şey Yağmur Atacan eşi. Baba bu kadar topuklu giymiş, bırak da uzun kalsın. Yani enteresan olan Yağmur'un biraz böyle spor ayakkabı ayaklarının ucunda durması. Çünkü yanındakilerin hepsi de garibimin uzun. Ne yapsın, o da ayaklarının üstüne azıcık çıkıvermiş. Onu bile fark etmişler. Yani bakar mısınız? Ünlü olmanın da bazen en ufacık şeyinize kadar inceleniyor olması. Ayağını kaldırdığını yorumlarda gördüm de baktım. Ben resime bakarken ayağını kaldırdığını görmemiştim. O da iyi yürekli bir insan olduğunu düşünüyorum. Bakın arabasının bagajını doldurdu. Hemen ilk günden gitti oralara koşturdu. Yani
iyi yürekli insanlar. Yani önemli olan boy değil ya. Boy farkı, yaş farkı takılınmayacak şeyler olarak düşünüyorum. Çok uç değilse. Yani atıyorum 10 yaşa kadar insanlar tolere edebiliyor. Hani yani 3 yaş, 5 yaş, 10 yaş ama 20 yaş, 30 yaş olunca uçurum çok açılıyor. Yani yoksa bir de kadın bakımlıysa, çok iyi bakan bir kadınsa erkek de olgun oluyor bazen. O meç olabiliyor. O birbirini tamamlayabiliyor. Ama ne bileyim çok uçurum, hem görüntüde uçurum, hem çocuğu gibi duruyorsa, ne bileyim 25-30 yaş varsa, o çirkin yani. Orada ben bir aşk olduğuna da inanmıyorum. Orada nefsani duygularını tatmin edememiş insanların birlikteliği olduğunu düşünüyorum. Genelde de biliyorsunuz erkeklerde maalesef büyük bir çoğunluğunda yaşlanınca böyle 20 yaşında kızlara, 25 yaşında kızlara bakıyorlarsa bir tiksinti geliyor bana. Yani demek ki bir takım nefsani duygularını törpüleyememiş, daha aşamamış insanlar olduğunu düşünüyorum. Ya gelmişsin 60-70 yaşına, ne işin olur 20 yaşında kızla, çocuğun yaşında kızla. Yani her şey de cinsellik değil ki canım. Onun bile bir doygunluğu olması gerektiğini düşünüyorum insanda. İnsan olmak çok başka bir şey. Yani insan olabilmek. Yani öğreniyoruz, sürekli öğreniyoruz. Her yaşımızda bir şey öğreniyoruz. Her yaşımız bir şey katıyor. Yani öğrenmek de çok önemli. Buraya boş gelip boş gitmemek lazım dünyaya. Hiç kimseye bir faydası olmamış, hiçbir canlıya faydası olmamış, kendi nefsani ihtiyaçlarının dışında hiçbir şey düşünmemiş insanlar çiğ kalıyor. Yani bu dünyaya sadece yemek yemek, keyif almak için gelmiş insanların çiğ kaldığını düşünüyorum. O yüzden boş geçirmemek lazım. Şöyle bir gözden geçireyim haberlerimi. Hepsini yapmasam da. Orhan Gencebay bu zorlu günlerde şarkı yapmış. Depremi anlatan arkadaşlar. Demiş ki canım Türkiye'm, vatanım, devletim, milletimi anlatan bir şarkı. Bu beraberlik bitmesin diye yaptım bu şarkıyı. Unutmayalım, Türkiye'miz çok güçlü bir ülke. Geçmişte böyle de gelecekte de böyle olacak. Türkiye'miz zayıf düşmesin, bekleyenlere inat. Türkiye'mizin zayıf düşmesini bekleyenlere inat. Birlik içinde olalım. Vatan, millet, devlet, ecdadımız konusunda olağanüstü duyarlı bir insanım. Bu duyarlılık içerisinde geçtiğimiz dönemde de çok ihtiyacım var. Türkiye Cumhuriyeti her zorluğun üstesinden gelebilecek kuvvettedir demiş. Güçlü ülkemiz ilelebet ayakta kalacaktır. Rica ediyorum bu süreçte kimse kimseyi siyasi görüşleriyle değerlendirmesin. Bu cennet ülke hepimizin demiş. Ve hazırsanız yaptığı şarkının sözlerini okuyorum. Melodisini daha zannedersem duymadık. Canım Türkiye'm olacakmış. Sözlerini okuyorum, sonra birlikte yorumlayalım arkadaşlar. Canım Türkiye'nin sözleri: sen benim cennetim, hür vatanımsın. Sen benim ecdadımın yadigarısın. Varlığım uğruna armağan olsun. Vatanım, toprağım, canım Türkiye'm. Uğrunda can veren canlarımızla çıktık sonsuza bayrağımızla. Allah'ın yolunda imanımızla biz bize yeteriz canım Türkiye'm. Hem ekmeğim hem suyumsun. Vazgeçilmez namusumsun. Aşığınım, dünya duysun canım Türkiye'm. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Biz seninle ebedi askerleriniz. Biz şehadeti de gurur biliriz. Gururum, onurum, canım Türkiye'm. Uğrunda can veren canlarımızla çıktık sonsuza bayrağımızla. Allah'ın yolunda imanımızla biz bize yeteriz canım Türkiye'm. Hem ekmeğim hem suyumsun, vazgeçilmez namusumsun. Aşığınım, dünya duysun canım Türkiye'm. Yani o kadar güzel şarkıları var ki, o kadar felsefi şarkıları var ki, çok düşünülerek ya da çok ne bileyim hisli bulmadım. Bana geçmedi sözler. Çok hani slogan cümleler bulmaya çalışmış. Yani hani Orhan Gencebay adının çok altında kalmış sözler olduğunu düşünüyorum. Yani marş gibi. Evet hani bir şey vardı, çok her tüylerimiz diken diken olur ya. Memleketim şarkısı, bir başkadır benim memleketim. Onun gibi geçmiyor mesela. Yani öyle bir hani bir felsefi cümle yok. Hani çok fazla namusumsun, bilmem şusun, gururumsun. Çok böyle yıkama yağlama gibi. Çok böyle ne derler, hani bir şeyi çok gözüne soka soka yapınca olmuyor. Hani böyle
öyle bir söyleyeceksin ki yerinde söyleyeceksin, tokatı öyle atacaksın. Peş peşe, peş peşe, namusum var, iffetim, yani olmuyor öyle. Bilmiyorum, ben beğenmedim, bana geçmedi ki ben Orhan Gencebay hastasıyımdır. Şarkılarını çok severim, çok beğenirim ama biraz uydurup buldum, bilmiyorum siz ne dersiniz. Çok tanımamakla birlikte bugün biraz şöyle baktım ben. Biyografi dinlemeyi çok severim, biliyor musunuz? İnsan hayatlarını, farklı insanların hayatlarını dinlemeyi çok severim. Bu depremle de çok insanın ismini duyduk. Onlardan bir tanesi Taha Duymaz. Ben çok tanımadığım için, çok haberleriyle ilgili de aslında bir bilgim olmadığı için haberde yapmamıştım ama kendisi işte genç bir kardeşimiz, daha küçücük, 19 yaşında yemek yaparak yoksulluktan gelmiş, ailesine destek olmaya çalışan, düşkün, gencecik bir çocuk. Çok spekülatif, bir sürü sisi misi biliyorsunuz, yerden yere vurdular, neler söylediler çocuk için. Sonunda çocuk işte rol yapıyorlar, mor yapıyorlar derken hakikaten enkazın altından çıktı annesiyle. Allah rahmet eylesin, küçücük bir çocuk. Ben de bir bakayım kimdir nedir diye şeyde Armağan Çağlayan'la olan söyleşisine baktım. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk ki içine mi doğmuş nedir, birçok yerde de ben çok yaşamam, sanki az yaşayacakmışım gibi hissediyorum, öyle hissediyorum falan gibi sözleri de var. Konu ise, hemen önce haberi okuyayım, sonra üzerine konuşuruz. Çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz, asrın felaketiyle sarsılan Hatay enkazının altında kalmıştı. Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ay çok geç ya, 12. günde yani. Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren tüm imkanları seferber eden Dilan Polat, fenomen, ailesi ise umarsızlıkla suçladı. Ablasının 5 gün sonra gittiği enkaz başında paylaşımlar yapması ve Taha Duymaz'ın sosyal medya hesaplarının düzenlemelerde bulunması tepkilerine odağı olmuştu. Tüm bu yaşananlardan sonra Taha Duymaz'ın YouTube hesabından bir paylaşım yapıldı. Genç fenomenin videosunun paylaşıldığı görüntüler ise büyük tepki yağdı demiş. Ya şuna katılmıyorum ya, yoksulluktan gelmiş bir aile. Hani belki de her ailenin bir kurbanı vardır ya, o kurbanın kendisi olduğunu zaten dile getiriyor. Aileme bakmak istiyorum, işte ailemi daha iyi yaşatmak istiyorum diyen bir genç çocuk, en büyük hayali ailesini daha iyi yaşatabilmek. Tanınmaz halde çıkarmışlar cesetini de, 12 gün sonra nasıl olabilir zaten ki annesiyle birlikte. Zannedersem acı bir durum, 12 kardeşlermiş yani, kardeşlerine bakmak, köy hayatında büyümüş, ev almışlar, aldıkları evde mi acaba, yani bilmiyorum orasının detaylarını ama şuna katılmıyorum, aile bireyleri belki de zaten durumları iyi değilse, oradan gelecek gelire de ihtiyaçları varsa belki oradan video yayınlamış olabilirler. Belki daha kadar başarılı olamayabilir kardeşleri, belki o sayfadan gelecek gelire ihtiyaçları vardır, olabilir yani. Neticede o kardeşleri de orada o depremi yaşadı. Yani hemen önyargılı davranmamak lazım. Bekara karı boşaması çok kolay. Çünkü çocuğun anlattıklarından çok muhtaç durumda olduklarını anlıyorsun. Yani biz çok yokluk çektik diye anlatıyor. Ve annemle ben mücadele ettik. İşte evde ikimiz aileyi çekip çeviriyorduk, bakıyorduk falan diye. Zor bir aile olduğu için belki de ihtiyaçları var. Çok önyargılı davranmamak lazım. Çocuğun da sosyal medyası da bayağı takipçisi olan, 300 binin üzerinde YouTube sayfasında takipçisi olan bir insan. Yani o ailenin o gelire ihtiyacı varsa lütfen hırpalamayın. Bunu şey gibi düşünmeyin hemen, birileri tekrar onun olabilir kardeşidir ya, onun bak kardeşi için canını ortaya koymuş, onlar için çalışmış. Bırakın böyle kıl detaylara takılmayın. Buralardan zaten kendini eleştirdiniz, ölüsüne bile inanmadınız, bir dünya laf ettiniz. Şimdi sıra ailesine mi geldi? Çok yani bazen var ya, çok vicdansız olabiliyoruz biz insanlar. Yani bu kadar da merhametsiz olmayalım. Yokluk başka bir şey. Yokluğu yaşamayan bilmez arkadaşlar. Yokluk insana her şeyi yaptırır. Çaresizlik insana her şeyi yaptırır. O yüzden ben algılayabiliyorum ve anlayabiliyorum. Bırakın ailesi, belki de ihtiyaçları var. O videoların yayınlanmasını, orada videodan gelecek 3-5 kuruşa ihtiyaçları olabilir. Biraz da o açıdan bakın. O yüzden bunu hemen Taha'ya saygısızlık olarak ya da Taha'yı belki zamanlaması biraz hızlı olmuş olabilir. Hele bir 40'ı çıksaydı değil mi? 40'ından sonra sayfasıyla ilgili yapılacaklar yapılsaydı ama ne gibi bir mağduriyetleri var bilmiyoruz ki ya. Hayat gerçekten çok, yaşamak bazen çok zor ve acımasız olabiliyor. Allah herkes için
hayırlısını versin. Zor günlerden geçiyoruz. Bakın orada gerçekten zorlu bir hayat var. Çetin hayat şartları var. Çok zor bir şey yaşadılar. Biz ekranlardan izlerken bu kadar etkilendik. Yaşayanları düşünün. Bir de o boyuttan bakın. Neticede kardeşleri de orada. Yani Ankara'da değil, Hatay'da yaşıyor yani. Onlar da o depremi yaşadı. Ölmemiş olabilirler ama onlar da o psikolojiyi yaşadıkları için. Bir de o travmatik durumda insanlar hissizleşebiliyor arkadaşlar. Benim bir arkadaşım da kız kardeşini kaybetti. Annesi ona geçti. Öyle bir konuşma geçti aramızda. Nasıl dedim, annen iyi mi yani, o depremi yaşıyor. Hissizleşmiş dedi. Bazen acı aslında o hissizleşmek değil, biliyor musunuz? Çok büyük acı yaşayan insanları vücut kilitliyor. Çünkü bir yerden sonra o vücut kendini kilitlemezse bedeni zarar görecek. O ruhsuzluk, hani olur ya, çok bir sakinleştirici verdiğiniz insanlar bir umursamaz olur. Çok fazla sakinleştirici alınca falan. Vücut aynı etkiyi yaratıyor çok büyük acı yaşadığında. Bir hissizleşiyor insanlar. Çünkü görüyorum, adam gayet sakin konuşuyor. İki çocuğumu kaybettim, babamı kaybettim, annemi kaybettim. Onu mu kaybettim, bunu mu kaybettim, evimi kaybettim. O kadar böyle rahat söylüyor ki aslında rahat söylemiyor. Hani bir takım, hepiniz denk gelmiştir böyle röportajlara. O sakinliği istiyor ki insan bu yerden yere vurasın. Vücut kilitliyor. Yani vücut bir yerden sonra acıyı kaldıramadığında kilitliyor ve hissiz görüntü ondan arkadaşlar. O da bana enteresan gelmişti. Yani hissiz, yani böyle bir ruhsuzlaşmış, aslında ruhsuzlaşmış değil o işte. Yani belki de bakalım 3 ay sonra mı 5 ay sonra mı bir yerden patlak verecektir. Vücut çok enteresan. Bazen hissizleşebiliyor, gömüyor yani. Unutmak istediği şeyleri derinlere gömebiliyor. Enteresan varlıklarız. Aslında daha çok konuşulacak konu vardı ama konuyu uzatmak istemiyorum. Sebaşınız sizi çok ama çok seviyor. Gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Sebaşınızdasınız. Şu sıkıntılı günlerde bile beni yalnız bırakmadınız. İzlediniz. Size o kadar çok teşekkür ediyorum ki. Beni motive ediyorsunuz şu yalnızlığımda. Eğer kalkıp hazırlanıp şu ekranın karşısına geçiyorsam sizin göstermiş olduğunuz teveccüh, ilgiden dolayıdır. Minnettarım ve çok teşekkür ediyorum. O zaman yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.